Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin Barbar. Sen benim abim misin, babam mısın ya? Sana ne oğlum benim ne yaptığımdan? Bana bak. Benim asabımı bozma. Yoksa çok kötü olacak. Ne olur? Ha? Ne olur mesela? Şimdi defol git evimden. Defol git! Yoksa yarım polisi buraya. Polis mi yiyeceksin? Haydi yürü. Bırak kolumu ya. Sana yürü dedim. Bıraksana kolumu. Sana yürü dedim. Bugün herkes senin nasıl bir şeytan olduğunu görecek. Yürü. Bırak kolumu. Barbar bırak kolumu ya. Ya bıraksana. Bırak diyorum sana. Bırak kolumu dedim. Bırak kolumu yürü diyorum sana. Yürü. Allah kahretsin. Barbar bana bu şekilde davranamazsın. Polis misin eşkıya mısın sen ya? Çek sahincem. Çek sahincem çok kötü olacak yoksa bırak diyorum beni. Barbar indir beni diyorum. Barbar duyuyor musun? Biz neler atlattık be? Ercan, çatalın seni aç bir aç dört duvar arasında bıraktığı günleri unuttun mu? Yok, unutmadım. Ya sen Kara? Yüzün gözün leş halde sanayide çalıştığın günleri unuttun mu? Unutmadım. Hala rüyalarıma giriyor. Ablamın sesini duyuyorum sonra. Kahvaltı hazır diye bağırıyor. Bir açıyorum yüzümü. Evdeyim. Sen Hacer Hala. Gülayşe'nin hasretiyle yandığın günleri unuttun mu? Unuturum hiç. Şuramda yangında dolaştım ben kaç sene. Unutur muyum? Sabit de unutmadı. Aç kaldı. Üşüdü biraz. Ayaktaydı. Bunlar ateş kuşları için ne ki ya? Vız gelir tırıs gider bize Allah Allah. Siz olmadan tek bir günümüz geçmesin be. Geliriz hepsinin üstesinden evelallah. Sen beni yakarsan Gülayşe'nin amcası Menderes'i karının öldürdüğünü gidip polise ihbar ederim. Geliriz tabii oğlum. Geliriz. Hayat bizi köşeye sıkıştırsa da süngümüzü hep dik tutacağız. Bir olacağız. Sırtımızı hep birbirimize yaslayacağız. Birimiz düşerse diğerimiz eliyle tutacak. Ercan'ım. Sen başka bir şeye mi üzülüyorsun? Hayırdır? Neyin var? Yok ya. Ablam senin ne derdin var? Söyle derman olayım sana. Bir şey yok ya. Bir şey yok. Eski hatıraları anlatınca duygulandım biraz. Bir şey yok yani. İn aşağı. İn aşağı. İn. Tamam Barbar bırak kolumu. Yürü. Bıraksana kolumu Barbar. Kendim yürüyebilirim. Bırak kolumu. Sultan yürü dedim sana. Bırak kolumu. Barbar bırak. Canım acı. Yürü dedim sana. Bırak kolumu. Yürü. Bırak. Yürü. Barbar. Barbar bırak kolumu. Barbar. Ne oluyor? Geç anlat. Ne oluyor lan? Geç şuraya anlat da ne atlar yediğini herkes öğrensin. Ne diyorsun lan sen? Abi manyak delirmiş ya. Yapıştı yakama ne olur bir şey söyle şuna. Kes be yalan söylemeyi. Abi biz burada kirayı faturayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken senin bu kardeşin dayalı döşeli ev tutmuş kendine. Ne? Yok artık. Yok artık tabii. Fiyakalı elbiseler, ayakkabılar falan. Bu yüzden mi itip kakıyorsun lan kardeşim? Abi anlamadın galiba. Hepimizin arkasından gizli gizli iş çevirmiş, ev tutmuş. Sizden gizli. Benden değil. Ben kardeşimin ev tuttuğunu biliyorum. Benim sana bir şey söylemem lazım. Hayırdır? Kötü bir şey yok ya.
Ben kendime bir ev tuttum. Ev mi tuttun? Abi ben burada kendimi hiç evimde gibi hissetmiyorum. Ya ev değil, zindan sanki. Otursam kabahat, kalksam kabahat, ne yapsam batıyor herkese. Sen de benim yüzümden arada kalıyorsun. Çalıştığım zamandan biriktirdiğim biraz para vardı. Ben de gittim iki göz bir ev tuttum kendime. Senden de saklayamadım daha fazla. Ah be abim. Kardeşimin canı ev tutmak istemiş, tutmuş. Seni ne ilgilendirir lan? Sen ne karışıyorsun sultana? Ali bir sakin ol. Senin bu halini gördükçe sultanın ne kadar haklı olduğunu bir kere daha anlıyorum. Bir defa olsun insan gibi davranın lan şu kıza. Niye bize söylemedi diye yüzüme aval aval bakarsınız böyle. Niye söyleyeyim lan? He? Sizin yüzünüzden kaçıp gidiyor bu kız bu evden. Dar etmişsiniz lan dört duvarı. Ben bu meseleyi söyleyeceğim. Kızın başını ezeceksiniz. O kadar kötü davranmışız yani biz bu kıza, öyle mi? Ercan, senin nasıl davrandığın değil, bu kızın ne hissettiği önemli. Sultan bu evde mutsuz. Ya bizim açlıktan nefesimiz kokarken kardeşin ev tutmuş ev. Hangi parayla tuttu diye sordun mu? Lan bizim gibi yokluk mu görmüş oğlum bu kız lan? Kendince biriktirmiş, birikimi bir şeyi varmış. Sakladın bizden ha? Sana ne lan? Sana ne oğlum? Kızın kendi parası değil mi kara? Abi bu faturalar... Kes lan! Eyvallah abi. Eyvallah. Aga, siz yengemle balayındayken ben gizli gizli sultanın eve girdim bir etrafı kolaçan edeyim diye. Tam evdeyken içeri girdi. Saklandım ama inşallah görmemiştir yani. Cemal'in peşinde olduğunu anladın. Geldin her şeyi abine anlattın, öyle mi? Herkesi kandırabilirsin, herkesi ama beni asla! Serban! Abi! Bak, yapmak istemediğim şeyi yaptırma, geri bastan! Ali, sakin ol! Abi! Yapma, ne yapıyorsun? Yapmam çocuğum! Siz kardeşsiniz, kardeşler birbirini böyle eder mi? Ya Hacer Hanım, bu kız hepinizle oyun oynuyor, Ali'yi bile kandırmış ya! Yılan bu, yılan, zehirliyor sizi! Kardeşim, abi, böyle konuşamaz lan! Abi! Kimse konuşamaz! Abi, ne yapıyorsun? Sakin ol! Barbar haddini bilecek! Abi, ayıp oluyor, sakin! Etme! Abi! Ali abi, bak senin kardeşin, anlıyor. Uzatma lan! Abi! Uzatma, barbar! Tamam. Ali. Ayıp oluyor. Burada kalacak bu kız, evi de kapatacak. Herkes ona anlayışlı davranacak lan! Tamam, tamam siz de haklısınız. Ben de hatalar yaptım. Kabul ediyorum, tamam. Ama artık benim yüzümden tartışmayın lütfen. Bundan sonra bambaşka bir sultan göreceksiniz. Söz veriyorum size. Cemal. Aga. Çatal'ın otopsi raporunu çıkart. Yoldayım, geliyorum ben. Ne oldu aga? Söyle bir. Cemal, bu kızda sandığımızdan daha fazlası var. Dediğimi yap, çıkart. Yoldayım, geliyorum. Ben sizinle büyümedim. Bazı şeyleri anlamıyor, yanlış yapıyor olabilirim. Benim tek istediğim şey sizinle burada mutlu bir şekilde yaşamak. İtilip kakılmadan... Hor görünmeden. Ben varım yanında. Kimse itip kakamaz seni. Tamam. Kızım. Bu evde seni herkes seviyor. Bir şey diyorsak iyiliğine diyoruz. Kötülüğüne değil ki. Kızım biz takılıyoruz sana. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Takılmayacağız o zaman kara.
Bundan sonra bin düşünüp bir konuşacağız. Yok öyle barbar gibi bilip bilmeden ortalığı ayağa kaldırmak. Değil mi Mercan? Haklısın Ali.